Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanaldan sürekli sorduğunuz, hocam protein sentezini ne zaman anlatacaksınız? İşte bugün protein sentezi dersini anlatmak için karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz şekil çok karmaşık geliyor biliyorum. Ancak birazdan çok basit bir şekilde bunu size ifade edeceğim. Ve bu dersin sonunda buna bir daha baktığımızda bize hiç de karmaşık gelmeyen bir şekil olarak karşımıza çıkacak. Sevgili arkadaşlar, protein sentezinin ne olduğunu anlayabilmek için ilk öğrenmemiz gereken gen ifadesidir. Gen nedir? Herhangi bir protein ya da polipeptit zincirinin sentezinden sorumlu DNA parçasına gen denir. Şimdi hocam proteini biliyoruz, anlamlı bir ifade ama polipeptit ne oluyor diyenlere şu cevabı veriyoruz. Diyoruz ki yani proteinlerin biliyorsunuz primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapıları var. Yani birincil, ikincil, üçüncül, dördüncü yapıları. Bu dördüncül yapıda proteinler ne yapıyordu sevgili arkadaşlar? Birden çok polipeptit zincirinin bir araya gelmesiyle bir protein oluşuyordu. İşte biz buna dördüncül yapı diyorduk. İşte o mesela hemoglobin nedir? Dört tane polipeptit zincirinden meydana gelen bir proteindir. O her bir polipeptitin DNA üzerindeki şifresi de bizim için bir gen ifadesidir sevgili arkadaşlar. Yani özünde şunu iyi anlamanız lazım. Protein sentezi demek genlerin hayata geçirilmesi demek sevgili arkadaşlar. Yani bizim DNA'mızda yazılı olan genetik şifrenin hayata geçirilmesi protein senteziyle işte mümkün oluyor. Şimdi olayın nasıl gerçekleştiğine yavaş yavaş artık girebiliriz. Şimdi şurada gördüğünüz şekil üzerinde her şeyi anlatacağım. Bu sayfada protein sentezini anlatacağım size. Burası hücrenin çekirdeği, bu hücrenin DNA'sı, burası da sitoplazm olacak ve biz bu sitoplazmada bu işin nasıl cereyan ettiğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi DNA üzerinde kendimize bir gen bölgesi seçelim arkadaşlar. Yani neydi? İşte bir proteinin sentezinden sorumlu DNA parçası diyorduk. Mesela bu bölge bir gen bölgesi olsun. Buradaki DNA'dan verilecek şifreyle bir protein sentezleniyor olsun. İşte gördüğünüz gibi ilgili gen bölgesi bu şekilde açılıyor sevgili arkadaşlar. DNA üzerinde nükleotitler var. Sizin için onları da yazdım. Bu şekilde açıldıktan sonra sevgili arkadaşlar bu ipliklerden bir tanesinden proteinin şifresini sitoplazmaya taşıyacak olan mesajcı RNA molekülü sentezleniyor. Şimdi hemen hiç uzatmadan bu mesajcı RNA molekülünü de şurada sizin için sentezledim. Bir bakalım. Şimdi iplikler ayrılmış. İplikler ayrıldıktan sonra bir DNA sentezi gerçekleştirilecek. Bu DNA sentezini RNA sentezi özür dilerim bir mesajcı RNA sentezi gerçekleştirilecek. Bu mesajcı RNA sentezini gerçekleştiren enzime ne diyoruz biz? RNA polimeraz enzimi diyoruz değil mi arkadaşlar? RNA polimeraz. Şuraya yazalım bunu unutmayalım. RNA polimeraz enzimi. Ne yapıyor RNA polimeraz? DNA'dan mesajlı RNA sentezini gerçekleştiriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şu yapıyı birazcık tanıyalım. Mesela bu çekirdek dedik. Şurada açıklıklar görüyorsunuz. Bu açıklıklar por. Çekirdek zarındaki porlar. Bu porlardan işte çekirdekten sitoplazmaya, sitoplazmadan çekirdeğe madde geçişi gerçekleşiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, mesajlı RNA sentezlenmiş. Ama mesajlı RNA'ya şifreyi veren DNA zincirine biz ne diyoruz? Anlamlı zincir diyoruz. Şifreyi veren ipliğe. Bunun karşısındaki ipliğe de tamamlayıcı zincir ya da iplik de diyebiliriz. Anlamlı iplik ya da tamamlayıcı iplik şeklinde de gösterebiliriz. Bakın burada mesajcı RNA sentezlenmiş. İşte timinin karşısına adenin gelmiş. Adeninin karşısına urasil gelmiş. Sitozinin karşısına guanin gelmiş. Bu şekilde zincirken. Yalnız şunu yanlış anlamayın. Yani bu mesajcı RNA molekülü böyle tam iplik halinde böyle yekpare gelip buraya yapışmıyor. Ne oluyor? Mesela önce iplik ayrıldıktan sonra DNA ipliği. RNA polimeraz sayesinde timinin karşısına önce adenin geliyor. Bunlar arasında geçici hidrojen bağı kuruluyor. Ondan sonra buraya urasil geliyor. Adeninle geçici hidrojen bağı kuruluyor. Sonra bunların arasında bir fosfodiester bağı kuruluyor değil mi? Sonra sitozinin karşısında yani sentez bu şekilde ilerliyor. Tamam mı arkadaşlar? Sentez tamamlandıktan sonra bu mesajcı RNA molekülü bu çekirdekteki porlardan nereye geçiyor? Sitoplazmaya geçiyor. Şöyle mRNA molekülümüzü geçirelim. Tabii nereye geliyor? mRNA çekirdekten çıkıp sitoplazmaya geldiği zaman neye bağlanıyor? Ribozomun küçük alt ünitesine bağlanıyor. Değil mi arkadaşlar? Ribozomun küçük alt ünitesine. mRNA üzerindeki şifrelerimizi de biz buraya yazalım. Mesela burada AUG vardı değil mi? Hemen onun yanında ne vardı? CCC vardı. Bakın burada yazıyoruz. Onun yanında ne vardı?
G-U-U vardı. Orada ne vardı? A-A-C. Şimdi arkadaşlar tabii bu çok uzundur ama biz olayı anlatmak için basit bir şekilde 4 tane üçlü şifreden hareketle olayı size izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi bakın bu olayın sıralaması da çokça sorulan sorulardan bir tanesidir. Deneme sınavlarında, test kitaplarında gelir. Gerçek sınavda bile gelebilir. Şimdi ne oldu? İplik açıldı. mRNA sentezlendi. mRNA sitoplazmaya geçti. Ribozomun küçük alt ünitesine bağlandı. Ondan sonraki aşama sevgili arkadaşlar. AUG biliyorsunuz bir başlangıç kodonudur. AUG bütün proteinlerin, hücrede sentezlenen bütün proteinlerin ilk şifresi mRNA üzerindeki AUG'dir. Bu da metiyonin amino asitine karşılık getirir. Birazdan göreceğiz. Bu AUG'yi okuyabilen bir taşıyıcı RNA molekülü gelip ribozomun küçük alt ünitesine bağlanır. İkinci aşama budur sevgili arkadaşlar. AUG'ye karşılık gelecek olan şifre ne olabilir? UAC şifresi değil mi arkadaşlar? Bunlar arasında da geçici hidrojen bağları kuruluyor biliyorsunuz. Ondan sonra da ribozomun büyük alt ünitesi gelip şöyle küçük alt üniteye bağlanır ve ribozom böylece aktifleşmiş olur. Bu sıralamayı sizin için yazdım. Birazdan göstereceğim. Onun için stres yapmayın. Sakin olun. Şimdi burada taşıyıcı RNA ile mesajcı RNA arasında geçici hidrojen bağı kuruldu. Bu AUG amino asiti sentezlenecek proteinin ilk şifresi. Yani şurada ne var? Şurada hangi amino asit taşınıyor? UAC şifresi. mRNA üzerindeki amino asiti taşır. AUG'yi taşır. Öyle değil mi? Heh. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sentez başladıktan sonra yani ribozom aktif hale geldi. Ribozom mRNA üzerindeki ikinci kodona doğru hareket eder. Buna dikkat edin. Bakın mRNA hareket etmiyor. Ribozom hareket ediyor. Tamam mı? Ribozom hareket ediyor. Bu defa şuradaki küçük alt ünitedeki okunacak yere ne gelir? CCC gelir değil mi? Buraya CCC gelince bunun karşısına ne gelecek? Bunu okuyabilecek bir tRNA gelecek ki. O da hazır bir şekilde beklemektedir zaten. Şöyle. Değil mi? Burada ne olacak? GGG taşıyan bir tRNA buraya gelecek. Buradaki tRNA'da ne yapacak? Taşıdığı amino asiti bunun taşıdığı CCC amino asitiyle peptit bağıyla bağlayıp buradan ayrılacak. Dolayısıyla bu iki amino asiti taşıyan GGG buraya bağlanmış olacak. Ve sentez bu şekilde ilerleyecek sevgili arkadaşlar. Ribozom hareket ettikçe buraya gelen tüm şifrelerin karşılığına bir tRNA amino asit getirip bunu bağlayacak. Tabi burada şu iki amino asit arasındaki bağın peptit bağı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Peptit bağı biliyorsunuz dehidrasyonla oluşuyor. Burada su molekülü açığa çıkıyor. Bunları da hani kitaplarda soruyorlar, soru bankalarında, sınavlarda karşınıza geliyor. Lütfen bunu unutmayın. Sentez bu arkadaşlar. Sentez bu şekilde ilerleyerek devam edip gidiyor. Şimdi burada size anlattığım şeyleri şekil üzerinde kısaca şöyle size daha iyi ifade etmek için sizin için resimler çıkardım. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz. Bakınız DNA ipliği çekirdekte açılmış. Bu DNA'nın anlamlı ipliği ve karşısından bir mRNA sentezleniyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet, mRNA burada sentezini tamamlayıp nereye gidecek? Sitoplazmaya, ribozoma gidecek. Bir de bize öğretmenlerimizin hani çocukluktan beri anlattıkları tRNA molekülü, 3 yapraklı yonca diye bize hep gösterirlerdi ya. İşte bakın 3 yapraklı yonca, çok da yoncaya benzemiyormuş hocam falan diyorsunuz ama evet öyle. Şöyle şu gördüğünüz bağlar hidrojen bağı. Hani RNA'da hidrojen bağı var mıdır? tRNA'da vardır gördüğünüz gibi. Hidrojen bağları mevcuttur. Her tRNA'nın kendine özgü bir şifresi vardır. Bu şifreye ne denir? Antikodon denir. Bu antikodonlar mRNA üzerindeki üçlü şifrelere karşılık gelecek şekilde bulunur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şeklimize geri dönelim. Her şeyi burada açıklayacağımızı size söylemiştik. Bu şekil tamamlandığında protein sentezinin bütün aşamalarını burada net olarak görebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar sitoplazmada serbest olarak dolaşan amino asitler var ve serbest olarak dolaşan da tRNA'lar var. Protein sentezi başladığı anda tRNA'ların yapısında bulunan buradaki antikodona uygun bir amino asiti alır, tamam mı? Yapısına bağlayıp ribozoma getirir. Hangi amino asiti bağlayacağı şuradaki üçlü şifresiyle alakalıdır. Ve zincir üzerindeki şifreye karşılık gelen antikodonu taşıyan RNA buraya gelir yapışır. Şimdi renkli kalemle hayatımızda en çok karşılaştığımız sorulardan biri olan olayı size kısaca şurada özetleyelim. Örneğin DNA üzerindeki üçlü şifrelerden bahsediliyor ya arkadaşlar bakın. DNA üzerindeki üçlü şifre mesela nereden başlayalım? Biz şuradan başlayalım ikinciden.
Bu DNA molekülü olsun. DNA üzerindeki G, G, G şifresi şu. Buna biz kod diyoruz. Kod, genetik kod. İşte bu evrensel olan kod budur. Genetik kod. Genetik kodda ne yazılıyorsa dünyadaki bütün canlılarda aynı anlama gelir arkadaşlar. Yani buradaki G, G, G harfi sitoplazmadaki protein sentezinde, ribozomdaki protein sentezinde hangi amino asidi ifade ediyorsa bütün canlılar için bu ortaktır. O yüzden biz buna genetik kodun evrensel olduğu ifadesini yapıştırıyoruz üstüne. Şimdi ikinci olarak bu DNA'dan ne sentezlenecek? Mesajlı RNA sentezlenecek. Mesajlı RNA molekülü buradaki şifreye göre ne olur arkadaşlar karşısına? C, C, C olur. Mesajlı RNA üzerindeki üçlü şifreye biz ne diyoruz? Kodon diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu mesajlı RNA'lara gelip bağlanan tRNA'lar üzerinde de üçlü şifreler vardı. O üçlü şifrelere ne diyorduk biz? tRNA üzerindeki üçlü şifrelere antikodon. Değil mi arkadaşlar? Antikodon. Bu da neydi? G, G, G. Evet. Bir sonraki aşama artık amino asittir, değil mi? Amino asiti kim taşıyor? tRNA taşıyor. Neye göre taşıyacak? Antikodonuna göre. Hangi amino asiti bağlayacak? C, C, C amino asitini bağlayacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada dikkat etmenizi istediğimiz nokta şu. Bakın, DNA üzerindeki şifre ile antikodonun şifresi aynı. Hani timin ve urasil farkı dışında %100 aynıdır. Niye? Çünkü tersinin tersi kendisidir, değil mi? Yani koddan kodon oluştururken bunu ters çeviriyorsunuz. Kodondan antikodon oluştururken gene ters çeviriyorsunuz. Aynı şey çıkıyor. Şuralardaki benzerlikler aynı harflerden yapma sebebim biraz da bunu anlayabilmenizdi. Şimdi gelelim çok 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 önemli bir konuya. Nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, elimizde 4 çeşit nükleotit var. 4 tane. Bu 4 nükleotit nedir? Adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitler DNA'da. Adenin, guanin, sitozin ve urasil nükleotitler de RNA'da. DNA üzerinde 4 çeşit nükleotitten kaç değişik üçlü şifre yazabilirsiniz? Hiç uzatmıyorum. 64 çeşit yazabilirsiniz. 64 çeşit üçlü şifre yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. mRNA üzerinde peki kaç çeşit kodon yazabilirsiniz? Orada da 64 çeşit yazabilirsiniz. Öyle değil mi? tRNA üzerinde kaç tane yazabilirsiniz? Orada da 64 diyeceksiniz ama değil. 61 çeşit yazabiliriz. Niye? Çünkü mesajlı RNA üzerindeki bu 64 çeşit kodonun 3 tanesinin amino asit olarak karşılığı yoktur. Amino asit olarak bir karşılığı olmadığı için de buna ne denir? Anlamsız kodon denir arkadaşlar. Ya da stop kodonu diyoruz biz onlara ama amino asit olarak bir karşılığı olmadığı için. Nedir onlar? UAA, UAG, UGA. 3 tane kodonun, bunlara stop kodonları diyoruz. Amino asit olarak karşılığı yok. Anlamsız yazalım buraya da. Niye? Şimdi niye biliyor musunuz? Öyle diyoruz. Stop diyoruz da anlamsız diyoruz. Şimdi bu sentez devam ediyor ya arkadaşlar. Bütün proteinlerin sentezinin, daha doğrusu mRNA'nın sonunda bu üçünden biri bulunuyor. Ya UAA, ya UAG, ya UGA. O buraya geldiği zaman buna karşılık gelecek bir tRNA bulunmadığı için, bir antikodon bulunmadığı için sevgili arkadaşlar, sentez sona eriyor. Buraya geldiği zaman ne oluyor? Büyük alt ünite ile küçük alt ünite birbirinden ayrılıyor. Ribozom mRNA'yı terk ediyor. Böylece sentez sona ermiş oluyor. Sentezi sonlandıran 3 amino asit, 3 kod işte bu. 3 kodon daha doğrusu. Şimdi şuna bir bakalım. İşte genetik kod evrenseldirden kastımız bu. Şimdi buradaki sorun şu. Şunu yazmadık. Önce şunu da bir halledelim. Bunları yazdık. 64, 64, 61. Amino asit kaç çeşit? 20 çeşit. Ha. Burada o zaman o meşhur soru geliyor. Ya 20 tane amino asit varsa canlıların vücudunda nasıl 61 değişik şifre olabiliyor? Demek ki bir amino asitin birden fazla şifresi var. İşte evrensel olan bu. Şuraya baktığınız zaman mesela arginine bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane şifre, farklı şifre, değil mi? Arginin amino asitini sentezliyor. Bu önemli. 6 tane değişik şifre arginini. Bu arada amino asitler 3 harflik kısaltmalarla yazılıyor arkadaşlar. 20 tanedir şunları sayarsanız. 20 çeşit burada işte lizin, glisin, histidin, tirionin, lösin, izolösin, fenilalanin, prolin işte gibi isimleri var. Bunlar 3 harflik kısaltmalarla böyle yazıyoruz. Yani
mRNA üzerindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6 değişik kodon tek bir amino asidi şifreliyor. Bunun canlılara nasıl bir faydası olduğunu birazdan iki tane çıkmış LYS sorusuyla size göstereceğim sevgili arkadaşlar. Tek şifreye sahip olan iki tane amino asit var. Bunlardan biri metiyonin, biri de triptofan amino asiti. Diğerlerinin birden fazla şifresi var sevgili arkadaşlar. Şunlar da işte size az önce söylemeye çalıştığım neler? Stop kodonları. Yani amino asit olarak karşılığı yok. Bakın buraya stop yazmış adam. Bunlar amino asit olsaydı buraya ne yazardı? İşte bir amino asitin adını yazardı. Gerçi protistlerde bunlar bazı amino asitleri şifreliyormuş. Yani bunun sizinle hiçbir alakası yok. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama işte şunu söyleyeyim. Mesela ben oksijenin solunumu anlatıyorum. Oraya yazıyorsunuz. Hocam işte bazı kaynaklarda şimdi 32 diyor, 38 diyor. Biz ne yazacağız? Tabii ki 32 yazacaksınız. Yani yeni çıkan şey bu. Bilim adamları bunu bulmuş. Ama yani hani bu size aktarılan, aktarılmayan bir şey söyleyeyim mi? 61 çeşit antikodon yok mesela. Bunun 3'te 1'i kadar antikodon tespit etmiş bilim insanları. Ama bu daha henüz bizim kitaplara girmedi. Yani bunları bilmenize gerek yok. Sadece burada anlattıklarımızı bilin. Şimdilik bizim için bunlar yeterli. Şimdi burada size protein sentezini devam edeceğiz. Bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazı kitaplarda ve sorularda şimdi şöyle bir şey görürsünüz. Ben size ribozomun küçük alt ünitesiyle büyük alt ünitesinde bir tane işte tRNA yazdım değil mi? Bir tane de mRNA kodonu yazdım. Ama burada orijinal olarak 3 tane tRNA bağlanma bölgesi vardır. Bunlara İngilizce isimlerinin kısaltmasıyla EPA, E, P ve A bölgeleri vardır. Yani senteze girecek olan taşıyıcı RNA A'ya gelir. P'deki şifresini verir. Buraya mRNA'ya, şuraya mRNA'yı da çizelim. Tamam mı? P'deki şifreyi veriyor. A'daki sırasını bekliyor. Şifresini veren E'ye gidiyor. Ve ribozom burada ilerledikçe bu burayı terk ediyor. tRNA terk ediyor. Bazı sorularda 2 tane görürsünüz. Bazı sorularda 1 tane görürsünüz. Bazı sorularda 3 tane görürsünüz. Şaşırmayın diye söylüyorum bunu. Olayı anlayın. Gerisini yaparsınız. Tamam mı arkadaşlar? Ama orijinali 3'tür. 2 değildir, 1 değildir. Haberiniz olsun. Bu bir. İkincisi, bilmenizi istediğim bir başka konu da şu. Şimdi ben, şimdi mRNA'ya arkadaşlar, şöyle mRNA bir zincir şeklinde uzanırken pek çok ribozoma girip çıkabiliyor. Şöyle yan yana dizilmiş ribozomlardan oluşan kompleksler var sevgili arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Mesela işte bu mRNA bu şekilde birinden girip öbürüne çıkıyor ve aynı proteinden aynı anda birden çok üretilmiş oluyor. Bu çok sayıda ribozomun bir araya gelmesiyle oluşmuş yapıya poliribozom diyorlar. Sonra bunu kısaltıp buna polizom adını veriyorlar. Polizom ne işe yarıyormuş sevgili arkadaşlar? Polizom aynı proteinden aynı anda birden fazla üretilmesini sağlıyormuş. Şimdi şeklimize bir geri dönelim. Şöyle bir bakalım. Burada anlaşılmayan herhangi bir nokta var mı sevgili arkadaşlar? Sanırım yok. Burada söyleyeceğimiz hemen her şeyi söyledik. Ha, bir şey var. Nedir o? Protein sentezi enerji gerektiren bir olaydır arkadaşlar. Enerji nerede harcanır? Enerji şurada. Bir, taşıyıcı RNA'lar sitoplazmada amino asitleri bağlarken ATP harcanır. Taşıyıcı RNA ile küçük alt üniteler bağlanırken, yani mRNA ile tRNA bağlanırken enerji harcanır. Burada peptit bağları kurulurken enerji harcanır. Burada mRNA sentezlenirken enerji harcanır. Arkadaşlar doğada hiçbir iş enerjisiz olmaz. Bunu siz düşünerek bu çıkarabilirsiniz. Şimdi bu sentezin sırası soruluyor dedim ya. Protein sentezinin işleyiş sırası. 1. DNA ilgili gen bölgesinden açılır. Gösterdik. 2. Anlamlı iplikten mRNA sentezlenir. Söyledik. mRNA çekirdekteki porlardan sitoplazmaya geçer. mRNA ribozomun küçük alt ünitesine bağlanır. AUG kodonunu okuyan tRNA küçük alt üniteye bağlanır. Büyük alt ünite küçük alt üniteye bağlanır ve ribozom aktifleşir. mRNA üzerinde ribozom hareketiyle translasyon ilerler. UAA, UAG, UG kodonlarından biriyle sentez sonlanır. Küçük ve büyük alt ünite birbirinden ayrılır. Ve olay biter sevgili arkadaşlar. Protein sentezinin işleyiş sırası bu. Şimdi 2013 LYS sorusu. Proteinlerin yapısına katılan 20 çeşit amino asit olmasına rağmen bunları şifreleyen genetik kod veya kodon sayısının 61 olduğu bilinmektedir. Bu soruya çok itiraz edilmişti orada. Yani burada kodu niye işte kod ve kodon 61 değil. Antikodon 61 değil mi arkadaşlar? Ama şifreleyen kod 61, toplam 64. 61 tane şifre veriyor.
Böyle hemen hemen her amino asit için birden fazla sayıda genetik kod vardır. İki tanesi için tek kod var, bunu söylemiştik size. Genetik kod sayısının fazla olmasının canlılara sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir? Evet, canlıların daha fazla çeşitli protein sentezlemesine olanak sağlaması, genlerde meydana gelen bazı nokta mutasyonların etkisinin fenotipe yansımasının önlenmesi. Doğru cevap bu olur sevgili arkadaşlar. Niye? Hocam niye böyle oluyor? Niye böyle olduğunu şimdi size şurada ispatlayalım. Bakınız arkadaşlar, burada bir mRNA molekülü, üzerinde 7 tane kodon var. Bakın kodonları buraya yazmışız. Bu kodonların sentezlediği amino asitler metiyonin, glisin, serin, izoleusin, glisin, alanin. Ve bunların taşıdığı amino asitler de burada peptit bağlarıyla birbirine bağlanmış. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizden isteyeyim. Buradaki serin amino asiti, bakın 3. kodona bir daha. Ne var orada? UCC değil mi? Biz şimdi şu tablomuzda serinleri bulalım. Serinler. Nerede serinler arkadaşlar? Bakın 2 tane burada var. Serin. 4 tane de burada var. Gördünüz mü? Şimdi bakın, bizim buradaki proteindeki serinin şifresine şurada bakalım şöyle. 3. UCC değil mi? Serin. Bakın UCC. Gördünüz mü? UCC. Şu yani. Şimdi bir nokta mutasyon oluyor. Mesela buradaki, burada sitozin olabilmesi için DNA ipliğinde ne olması lazım? Mesela şurada bir DNA ipliği var değil mi? DNA'nın anlamlı zinciri. Burada UCC olabilmesi için DNA'da hangi karşılığının olması lazım bunun? Burada adenin olması lazım. Burada guanin, burada da guanin olması lazım değil mi DNA'da? DNA'da bir sıkıntı çıkmış. Buna nokta mutasyon deniyor. Tek bir nükleotit değişmesine. Buradaki guaninin yerine guanin gitmiş. Ne gelmiş arkadaşlar? Timin gelmiş. Değişmiş. E buraya timin gelirse buraya ne gelecek o zaman? Adenin gelecek. Soruda bahsedilen şey bu. Buraya adenin gelirse bu ne oluyor? O zaman UCA olur. Öyle değil mi? UCA. UCA ne? UCA da serin. He. İşte arkadaşlar, burada şifre değişiyor ama canlıdaki işleyiş değişmiyor. O zaman bu işte 61 çeşit kod olmasının bize sağladığı bir yarar sevgili arkadaşlar. Yani oradaki DNA'daki ya da mRNA'daki nükleotidin değişmesiyle eğer polipeptidin ifadesi değişmiyorsa, yani oradaki amino asit aynı amino asitse, işte bunun sebebi bir amino asitin birden fazla şifresinin olmasıyla açıklanıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın, bunu 2013'te sormuşlar. Bir de bunu sormuşlar. Bunu da 2014'te sormuşlar. Ne kadar ilginç değil mi? Peş peşe 2 yıl aynı şeyleri sorabiliyor demek ki insanlar. Bir hücredeki polipeptit senteziyle ilgili olarak mRNA kodonlarında meydana gelen bir baz değişimi aşağıda verilmiştir. Bakın mRNA'nın 6. kodonunu vermiş. Bir baz değişimi gerçekleşmiş burada. Baz değişimi sonucu oluşan mRNA kullanılarak sentezlenen polipeptidin amino asit diziliminde normal polipeptitten hiçbir farkı olmadığı görülmüştür. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Farklı kodonlar aynı amino asidi şifreleyebilir. Doğru mu? Doğru. Yani deminden beri anlattığımız şey bu. Aynı kodon birden fazla amino asidi şifreleyebilir. Öyle bir şey olmaz. Kodonlarda özgürlük yoktur. Ne demek? Bunu kabul etmiyoruz. Nedir bu sorunun doğru cevabı? Bu sorunun doğru cevabı yalnız bir olacaktır. Az önce anlattığımız sebeplerden dolayı sevgili arkadaşlar. Şimdi en başta gösterdiğimiz şekle bir daha geri dönelim. Evet, ne kadar karmaşık geliyordu. Şimdi bakın, bir defa şu 500'lü 300'lü olayına takılmayacaksınız. Bunu lisede anlatmıyorlar. Yani soruda bir arkadaşınız yazmış. Hocam ben onu görünce dedi, ya aklım başımdan gitti. Benim bilmediğim bir şey mi var diye düşündüm dedi. Gerçekten yaptıkları ayıp. Ama bilimsel olarak 500'lü 300'lü yönü gösterilmek zorundadır arkadaşlar. Sentezin ilerleme yönü bu şekilde verilmek zorundadır. İşte bunu pedagojik olarak herhalde soruyu yazan hocalarımız düşünemediler. Burada da bakın 2 tane tRNA verilmiş. Değil mi? İşte burada meydana gelen amino asitler, taşınan amino asitler daha doğrusu, kodonlara uygun olarak amino asitler burada bırakılıyor. Protein sentezi. Bu şey işte, bak, sentezde işi biten ne yapıyor? Gidiyor. Ne yapıyor? Bu şifreyi veriyor. Şifreyi veren bu. Bu da işi bitince gidiyor. Bu sıra bekleyen bu veriyor. Bu şekilde devam edip gidiyor sevgili arkadaşlar. Protein sentezi bu şekilde ilerliyor. Şimdi son olarak santral dogma dediğimiz bir olay var. Bu şema, bu akış şeması neyi ifade ediyor?
Bu akış şeması bir hücrenin genetik materyalinin yapabileceği işleri gösteriyor bize arkadaşlar. DNA ne yapabilir? DNA iki şey yapabilir. Bir, replike edebilir, kendini eşleyebilir. İki, transkripsiyon yapabilir. Yani DNA'dan mRNA sentezleyebilir. Ondan sonra DNA'nın yaptığı başka bir şey yok. Bu ikisini yapabilir. Sakın kalkıp da santral dogma reaksiyonuna bu protein sentezidir falan demeyin. Niye? Çünkü ben size protein sentezini anlattım. Protein sentezinden önce DNA replikasyonu olur mu? Olmaz arkadaşlar. DNA kendini bir defa replike eder. O da hücre bölünmesinden hemen önce. Öyle değil mi? Heh. Bu olayların tabii biz şeklimize bir daha dönelim. Açıklamamıza. Şimdi arkadaşlar burada demek ki DNA'dan mRNA sentezine ne deniyormuş? Transkripsiyon deniyormuş. Ondan sonra mRNA'dan protein sentezine ne deniyormuş? Translasyon deniyormuş sevgili arkadaşlar. İşte arkadaşlar protein sentezi bu. Protein senteziyle ilgili bilmeniz gerekenler bu kadar. Bundan başka bir şey yok. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Soruları çözün. Çözemediğiniz soru olursa lütfen bana yazın. Bakın şunu üstüne basarak ve inanarak iddia ediyorum ki burada anlattıklarımı eğer anladıysanız cevap veremeyeceğiniz LYS'de ya da YGS'de bundan sonraki her sınavda hiçbir sorun yok. Hiçbir şey yok. Hepsine cevap verebilirsiniz. Tamam mı? Yalnız bu arada şunu da söyleyeyim tabii. Moleküler biyoloji genetik okumak isteyen arkadaşlarınız varsa burada anlatılanlar size lisede protein senteziyle ilgili anlatılanlar protein sentezinin P'si bile değil arkadaşlar. Bu basit bir olaydır ve orta öğretim düzeyinde bilinmesi gerekenler bunlardır. Umarım yararlı olur. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.